Biraz sunumunuz hazır mı? Hazır öğretmenim. Arkadaşlar, bugün size anlatacağım konu cümlenin ögeleri. Cümlenin ögeleri yardımcı ögeler, temel ögeler olmak üzere ikiye ayrılır. Yüklem, bir cümlede kişi, duygu ya da yargıyı bildiren sözcük veya sözcük göbeklerine denir. Cümlenin ana ögesi yüklemdir. Yüklemsiz cümle olmaz. Örnek verecek olursak, eski okulunda yalnız gitmiş cümlesindeki gitmiş yüklemi belirtir. Buradaki bütün cümleler benim cümleleri. Bir de sizden bir cümle alarak onun üzerinde aramak istiyorum. Bir cümle söyleyebilir miyim? Esma. Annem ve babamla bu hafta sonu sinemaya gideceğiz. Umarım ben çıktıktan sonra babam evden çıkmamıştır. Babam Alzheimer. Alzheimer babamın beyninin içinde bir silgi. Babamın bütün geçmişini ve benliğini silip duruyor. Cümlede göreceğiniz gibi gideceğiz kelimesi hareket iş bildirdiği için yüklemdir. Bir diğer öge öznedir. Cümledeki yüklemin yaptığı işi yargıyı belirtir. Özneyi bulmak için yükleme başka bir annenin soğukluğunda ısınmaya çalışıyorum. Evden kim almış? Babası. Bu da öznedir. Arkadaşlar, bizim cümlemize gelecek olursak, bizim cümledeki öznemizi Berkan söyleyebilir mi? Biz gideceğiz öznesi ama gizli özne. Gizli özne cümlede yer almayan ancak yüklemdeki işi yapan öznedir. Buna örnek verecek olursak, sınavlardan kötü not almış cümlesinde kim almış sorusuna cevap veren o ama şu anda cümlede yok, bu bir gizli öznedir. Daha incelenir. Yükleme neyi ve kimi sorularını sorduğumuz zaman belirtili nesneye erdirebiliriz. Örneğin buradaki cümlede kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağımızı belirler. Yüklem belirler. Neyi belirler yaşayacağımızı, bu bir belirtili nesnedir. Bu sefer bizim cümlemizi arayalım. Bizim cümlemizdeki nesneyi kim söylemek ister? Evet Şahin. Bu cümlede neye gideceğiz? Cevap yok. Kimi gideceğiz? Yine cevap olmadığı için burada belirtili nesne. Geleli 2 ay oldu ama hiç konuşmuyor. Susmak bir tehlike midir? Tehlike ise eğer, asıl tehlike insanın başkasına karşı suskunluğu mudur? Yoksa insanın kendine karşı suskunluğu mu? Öğretmenim, camı açabilir miyim? Tabii ki. Bizim cümlemize doğarlı tüneç var mı? Varsa kim olmak ister? Evet Salih. Nereye gideceğiz sorusuna yüklem. Sinemaya gideceğiz cevabını verdiği için sinemaya doğarlı tüneçtir. Teşekkürler. Zarf tümleci,
Yükleme sorulan nasıl, neden, niçin, ne kadar ve ne zaman sorularının cevabını verir. Buna örnek cümle verecek.